hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Selat ve selam onun kutlu, onun kulu ve elçisi olan Hazreti Muhammed'e, pak ehli beytine ve güzide ashabının üzerine olsun. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Yüce Allah'ın kimi peygamberlerine ve bazı kutsal kitaplarına ev sahipliği yapan etrafının mübarek kılınması ile yeryüzünün en mümtaz beldelerinden biridir Kudüs. Müslümanların ilk kıblesi ve peygamberimizin orada miraca çıkarak şereflendiği kutsal bir beldedir Kudüs. Kudüs, Müslümanlar için sadece bir toprak parçası değil, bizzat Yüce Allah'ın mübarek kıldığı bir beldedir. Peygamberlerden bir miras, Hazreti Ömer'den, Selahaddin Eyyubi'den bir emanettir. İşte bu kutsal ve mübarek beldemiz zalim Siyonistlerin işgali altındadır. Kudüs, Siyonistlerin elinde inlemekte ve Darul Selam yurdu adeta Darul Zulüm ve Darul Katliam yeri haline gelmiştir. Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanların gelip kendisini huzura kavuşacağı günün özlemiyle beklemektedir. Bilindiği üzere Ramazan'ın son gecesi Dünya Kudüs günüdür. Ancak bu sene ne yazık ki Türkiye Müslümanları olarak malum salgından dolayı meydanlara inemeyecek, esir Kudüs'ümüzün kurtuluşu için meydanları tekbirlerle inletip bu uğurda canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu haykıramayacak. Bunun hüznünüzü kalbimizin ta derinliklerinde hissetmekteyiz. Her şeye rağmen yüreklerimiz, ruhlarımız yine Kudüs sevdasıyla dolu taşmalı. Bu cuma gündem yine Kudüs olmalı. Dünya Müslümanlarının ve halkımızın yüreği bu cuma her zamanki gibi Kudüs için atmalıdır. Ey dünya Müslümanları, ey ümmetin alimleri, aydınları, yöneticileri, hep beraber ümmetin namus ve izzetine sahip çıkalım. Kudüs'ün kurtuluşu için birleşip vahdet ipine sarılalım. Ey Kudüs için mücadele veren yiğit aziz kardeşlerimiz, Allah size güç ve kuvvet versin. Attığınızı isabet ettirsin. Korkunuzu zalimlerin kabine bir ok gibi saplasın. Peygamber sevdalıları olarak, peygamber aşıkları olarak Müslüman halkımıza söz veriyoruz. Şanı yüce peygamberimizin mübarek topraklarından miraca yükseldiği Kudüs'ün esaretine rıza göstermeyeceğiz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın Siyonist çetelerin kirli çizmeleri altında çiğnenmesine ilgisiz kalmayacağız. Kudüs davasını davamız bilecek, her platformda, her şartta ve durumda Kudüs'ü savunmayı şer'i bir vazife olarak bileceğiz. Bu vesileyle peygamber sevdalıları olarak Kudüs'ün kurtuluşu için canlarımızı vermeye, her türlü bedeli ödemeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Kudüs davası ümmetin davasıdır. Kudüs iman ve izzet davasıdır. Kudüs ümmetin namusudur. Ümmet olarak, dünya Müslümanları olarak namusumuzu kurtarmak bizim boynumuzun borcudur. İşgalci terör şebekesinin yok olacağı ve Kudüs'ün kurtuluş muştusunun yürekleri coşturacağı güzel günlere kavuşmak dileğiyle İslam ümmetinin Dünya Kudüs Günü mübarek olsun.